Bugün Salı, yani mecliste grubu bulunan partilerin grup toplantılarını yaptıkları gün. AKP grubunda konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun gündeminde yeni anayasa ve iç güvenlik paketi vardı sayın seyirciler. Başbakan Ahmet Davutoğlu AKP grup toplantısında milletvekillerine hitap etti. Davutoğlu 7 Haziran seçimlerinin en önemli başlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık sistemi talebine zemin hazırlayacak yeni anayasanın olacağını söyledi. Bizim meselemiz özgürlükçü, hiçbir kısıtlamaya, hiçbir kayda tabi olmayan sivil ve katılımcı bir anayasayı inşallah önümüzdeki dönemde yazmak olacaktır. 7 Haziran seçimleriyle böyle bir anayasanın ayak izlerini de kilometre taşlarında dokunmuş olacağız inşallah. Davutoğlu konuşmasında muhalefete de yüklendi. HDP Türk bağısıdır, CHP Türk bağısıdır, HDP Kürt bağısıdır. Aynı ideolojinin çift yansıması. Gerçek cumhuriyetçilik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşmaktır. Halkla, milletle konuşmaktır. Philadelphia ile paralel konuşmak değil. Artık her şeyin paraleli çıktı. Şimdi aynı gün içinde paralel makale, paralel grup konuşması yapılıyor. Mübarek olsunlara bu paralelleri. Davutoğlu, mecliste görüşülmesi iki kez ertelenen iç güvenlik paketini de değerlendirdi. Üç muhalefet partisinin birlikte arkalarındaki gerçek muhalefet olan paralel muhalefetin de Pensilvanya'da yapmak istediği şey Türkiye'yi bir kaos ortamına sürüklemek. Evet, 6-7 Ekim olaylarından sonra çok ciddi bir iç güvenlik reformuna ihtiyaç hissedildiğini gördük ve kapsamlı bir iç güvenlik reformu hazırladık. Biz tedbirimizi alırız. Arkadaşlar, hiç kimse bu bir haftalık ertelemeyi İç güvenlik reformu paketinden herhangi bir şekilde zamana yayıldığı veya vazgeçildiği gibi intibaya kapılmasın. İç güvenlik reformu paketi çıkacaktır. Çıkacaktır.